Özgün hoş geldin. Selamlar, nasılsın? İyi çok şükür seni de iyi gördüm. Spora devam ediyorsun galiba evde. Abi yeni çıktım daha. Antrenman yeni bitti. Ondan sonra. Evde bir anlatsana antrenman programın nedir bu arada? Yani şöyle ben o konuda çok avantajlıyım. Yani iyi hissediyorum kendimi. Çünkü 5 yıldır falan evde yapıyorum ben sporu zaten. Çok iyi. Yani bütün alet, edevat, her şey tamam evde. Dolayısıyla beni pek bir etkilemedi yani korona sporumu, antrenmanlarımı. Vakit buldukça, işte özellikle Ediz'den vakit kaldıkça antrenmanı yapmaya çalışıyorum. Çünkü ilk bir hafta falan böyle akşamları çekirdek, çay demle, bilmem ne, cips falan filan tuhaf bir duruma geldik. İnsan da şey oluyor, ya zaten evdeyiz, bir de bunu da mı yemeyeceğiz falan moduna girdim. Sonra baktım hemen kilolar geliyor. Apar topar diyet, spor, antrenman, devam. Tamam, bisepslere yaramış yani bu durum. Güzel oldu. Aynen abi. Peki Ediz nasıl tepki gösterdi? O ilk bir hafta girdiğin zaman Ediz'in tepkisi nasıldı? O nerede bu arada? Ne yapıyor şu anda? Ediz şu anda yemek yiyor. Birazdan stüdyoya basar. Tamam. Şimdi birazdan geleyim mi geliyor. Afiyet olsun ona. Evet. Çok sağ ol. Yani Ediz tabii çok durumun farkında değil. Ona hayat güzel. Hatta belki bazı konularda mutlu biri olabilir. İşte okula gitmiyor falan. Herkes etrafında dört dönüyor. Sürekli ona böyle eğlendirmek için bir şeyler yapan anne baba, dede babaanne falan herkes etrafında. Ama tabii dışarı aslında Ediz'i ara ara çıkartabiliyoruz. Öyle bir avantajımız var. Ediz'in özel durumundan dolayı Down sendromu veya farklı gelişim gösteren çocukların aslında sokağa çıkma yasağı günlerinde bile dışarı çıkma izinleri var, muaflar. Ama tabii dışarı gittiğimiz zaman o parka bizden önce kim gitti, giden birinde bir hastalık var mıydı falan bilemediğimizden dolayı biz de çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. Haftada bir gün, 2 gün maksimum böyle bir yarım saat falan çıkıyoruz dışarıya ama onun dışında evde eylemeye çalışıyoruz Ediz'e. Ya çocukların kimisinin işte mesela Edis'in keyfi yerinde ama kimisi de çok bunalmış durumda. O ilk Çok. çocuklar için sokağa çıkma yasağı işte esnetildiği zaman o durumda. O gün için ben şimdi televizyon seyrediyorum. Bir haber kanalında bir röportaj yapıyor spiker. Bir anneyle konuşuyor. Ya çok duygulandım. Gerçekten gözlerim doldu. Dedi ki ya çok heyecanlandı. Gece uyuyamadı. O kadar heyecanlanmış. Hadi ya. Arka gideceği için ya bunu söylemesi Abi, tabii. ya çok acayip bir şey ya gerçekten. Çok. Yani tabii ben de hatırlıyorum çocukluğumu. Eve sokamazlardı bizi Ahmet yani. Gece biraz daha bir saat daha oynayayım, bir saat daha oynayayım. Yani. Şimdi sokağa çıkamıyor çocuklar. Ediz biraz tabii bana çekmiş. Evcimen çok şükür. Hani bahçeye falan zor çıkartıyoruz Ediz'i. Hani bıraksak bütün gün evde takılacak çocuk ama tabii artık 70 gün oldu. Abi, yavaş yavaş tabii. Birazcık zorlanmaya başladık. Ediz! Ediz! Geliyor herhalde. Geliyor mu? Ah! Geldi, merhaba de. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel bakalım. Görüyorum ben orada. Edis ne haber? El salla. El salla Ediz. Edis? El sallasana oğlum. Oh. Sen yemek mi yiyorsun daha? Ha? Edis. İnecek misin? O Tamam, Edis. yemeğini daha bitirmedi o daha. Bitirmedi. O şu anda çiğneme aşamasında. Çıkartayım mı? Ediz şey sevmiyor. Kolye falan sevmiyor. Demiyor mu? Gelecek misin şimdi? Gel. Gel. Neyse. Yanda duruyor. Bitirsin yemeğini. Bitirsin yemeğini. Sen ne yapıyorsun? Bir taraftan spor devam ederken besteler, yeni şarkılar falan ne alemde? Yani tabii yeni şarkılar ve aranjeler bir taraftan yapıyoruz. Çalışıyoruz açıkçası. Onları çalışıyoruz. Sözler yazıyoruz. İşte besteler yapıyorum. Aslında benim Ediz için yazdığım 8-10 şarkılık bir albüm çıkartacaktım ben. Çocuk şarkıları albümü. Nisan sonu gibi onu planlıyordum. O birazcık uzadı. Bu süre içerisinde. Onun dışında da tabii şimdi Mahzen çok güzel gidiyor. O yüzden bir acele etmiyorum yeni şarkı için ama 3-4 şarkının da aranjelerini hafiften başladık. Güzel. Peki ne zaman çıkarmayı düşünüyorsun bu işi? Açıkçası birazcık bizim işlerin gidişatına bağlı Ahmet. Şimdi Etkileyeceğini evet de yani sorayım.
sana? Yani konserler başlayacak mı? İşte açık havada bir şeyler yapabilecek miyiz, yapmayacak mıyız? Çünkü evden dışarı çıkamayınca dolayısıyla işte klip çekemiyoruz. İşte promosyon dönemi için zorluklar olacaktır diye düşünüyorum. Herhalde Ekim falan gibi en geç bir şarkı çıkartırız diye düşünüyorum şu anda. Bu gayet güzel gidiyor bu arada. Mahzen'i biz zaten sürekli çalıyoruz. Az önce dinledik yukarıda Eliz'de, evet. Güzel. Peki ne söyleyeceksin bize bu arada? Sen bilirsin. Ne söyleyeyim? Ne soralım, ne söylesin? Eliz ne söyleyeyim? Mahzen söyleyeyim mi? Ne? Yoksa elveda mı? Ya ilk şarkımı mı, son şarkımı mı söyleyeyim? Ya da aradan bir şarkımı söyleyeyim? Ne yapayım abi, sen söyle. DJ sensin. Ya bir şey söyleyeyim mi? Mahzen'i zaten o kadar çok çalıyoruz, evet, ki sevdiğimiz parçalardan bir tanesi. Eline ağzına sağlık. Çok sağ ol. Bizim seni ilk tanıdığımız parça o. Elveda. Onu duymak isterim açıkçası. Tabii ki, tabii ki. Zaman değil geçen, ömürmüş anlamadı. Tükendik biz de yıllar gibi, yaralandı. Bana bıraktın yüzümdeki o çizgiler, alıp götürdün ömrümün baharları. Suçumuz neydi bizim, feryadım Tanrı'ya. Sana son sözüm günüm, elveda, elveda. Suçumuz neydi bizim, feryadım Tanrı'ya. Sana son sözüm günüm, elveda. Her şey biter, herkes unutulur. Ben seni kaç kere sevdiğimi unuttum. Adam olsun, yıllarım olmuş yan. Sen de unut beni, yok yere sevdiğini. Zaman deyip geçen, ömürmüş anlamadım. Tükendik biz de yıllar gibi, yaralandı. Bana bıraktın yüzümdeki çizgiler, alıp götürdün ömrümün baharları. Suçumuz neydi bizim, her yadım Tanrı'ya. Sana son sözüm bütün, elveda, elveda. Suçumuz neydi bizim, her yadım Tanrı'ya. Sana son sözüm bütün, elveda. Her şey biter, herkes unutulur. Ben seni kaç kere sevdiğimi unuttum. Haram olsun, yıllarım olmuş yan. Sen de unut beni, yok yere sevdiğimi. Harikasın. Bize böyle bundan 14 sene öncesine kurdun. O zamanki anılarımız aklımıza geldi. Herkes eminim, dinleyen herkes aynı şeyi hissetmiştir. Çok teşekkürler Özgün. Ben teşekkür ediyorum Ahmetciğim. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. İnşallah yakın zamanda stüdyolarda görüşmek üzere. Aynen öyle. Evdeki herkese selamlar. Ediz öpüyor. Bizden de çok çok selamlar. Ediz de el sallıyor oradan. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.